Türkiye 1921'li Kurtuluş Savaşı'nın yıllarını yaşıyor. Buna inanıyorum. Onun için burada olduğum için de devlete küsmüyorum. Bu günler gelip geçecek inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güven Bey. Araba nerede? Buyurun. Paşam. Benim milletim yüce bir millet. Çok aziz bir millet. Çok kararlı bir millet. Ve hani o çılgın Türkler diyorlar ya, işte 15 Temmuz Türk milletinin ikinci bir kurtuluş savaşıdır. Bunu böyle bilirim. Fazla yormayalım. Bugüne kadar nasıl mücadele yaptıysak bugünden sonra da o mücadeleye devam edeceğiz. Buna inanıyorum. Arkadaşlar, fazla yormayalım. Kulundan çıkmış bir kılıç gibiyiz. Görevlere hazırız. Görevlere hazırız. Kulundan çıkmış bir kılıç gibiyiz. Bir daha söylüyorum. Atilla bize geldi ve Yüksek Askeri Şura toplantısından önce bir darbe girişimi olacak dedi ve ezilecektir. Yani onu da ezilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri. Herkes biliyor. Yani ama Sayın Cumhurbaşkanı saat 4 civarında öğrendiğini söyledi. Yani doğru değil. Yani. Hiç bir gerçekliği ilgisi yok. Herkes, bakın ben biliyorum onların bildiğini. Atilla Uygur. Vatan Partisi Genel Başkanı itiraflarına şöyle devam etti. Alexander Dugin o gün 3 gündür Türkiye'deydi. Biz çağırdık ve AKP yöneticileriyle görüştürdük. Rus heyeti de bize dedi ki Türk ordusu içinde bir takım hareketlenmeler vardı. Ben de Alexander Dugin'e, Rus heyetine dedim ki bunu konuştuğunuz hükümet yetkililerine de söyleyin. Örneğin Ankara Belediye Başkanı'na söylediler Tayyip Erdoğan. Söylemiş mi? Evet. Perinçek, hükümetin darbe girişiminden önceden haberi olduğunu söyledi. Hükümet yetkililerine Türk ordusu içinde bir hareketlenme görüyoruz diye söylediler. Şimdi benim duyduğum MİT Başkanı duymaz mı? Yani benim duyduğum bir şeyi MİT Başkanı duymaması mümkün. Yani zaten bu süreçte... MİT biliyordu yani. Duymaması mümkün değil. Darbeyi eniştemden öğrendim diyor. Yalan. Külliyen yalan. Darbeden, senden, benden, enişteden, MİT'ten önce haberi vardı. Darbenin istihbaratını alacaksın önceden, tedbirini alacaksın, 225 insan yaşamını yitirecek, sırf sen kendi iktidarını sağlamlaştır diye bir darbe tehdidini önlemek yerine harekete geçmelerini bekleyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kumpaslarından biriyle karşı karşıyayız. Darbe içinde darbeyle karşı karşıyayız. Bu hakikati herkes şu koridorda konuşuyor da, kimse şu mikrofonda kürsüde artık konuşmaya cesaret edemiyor. Bizle konuşmasa kim konuşacak? Bu hakikatler hep sır olarak, kulis bilgisi olarak mı kalacak? Senin bilgin vardı madem. Neden 225 insanın ölümüne göz yumdun? Neden parlamentonun bombalanmasına göz yumdun? Neden darbe girişiminde bulunanları teşebbüs aşamasında içeri almadın? Hesabına geldi çünkü. Böyle olursa memleketi yıllarca o halle kanun hükmünde kararnameyle yürütürüz. Milletin işte canı pahasına ortaya koyduğu direnişi de sahiplenir, buradan alır. Yıllarca memleketi götürür. Hesap bu. Bunu bozan, oyunu bozan, bunu teşhir eden tek parti biz olduğumuz için de işi gücü bırakmış bizle uğraşıyoruz. Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu.